Merhaba sevgili arkadaşlar Can Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 yaş üzeri 3 yaşa kadar bile giyilebilecek çizgili bebek hırkamızı çalışacağız. Şu şekilde koyalım ve malzemelerimizden bahsedelim. Malzemelerimiz 3, çeşit 3 renk ip kullanacağız. Siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Ben bu renklerin kodlarını söylemek istiyorum. Sarı ipten 100 gram 240 metre, Kolor numarası 281 Alize Baby Best kullandım bebek ipi. Bundan bir taneden az gidiyor arkadaşlar. İkinci ipimiz Alize Baby Best yine aynısından marka olarak aynı. Bunun kod numarası da 408. Bundan bir tane birazcık da fazla gidebilir. Ben yarım ipleri kullandığım için tam an ne kadar ördüğümü bilemedim. Bir de arkadaşlar Himalaya e, bebe lüksümüz var. Bunun kod numarası da e, 70419. E, bundan bir taneden biraz fazla gidiyor. İpinizi ona göre ayarlayın. E, ayrıca 3.5 numarada şiş kullandım. Örgümüz haroşa örgüden oluşuyor. E, burada da bunu hırkanın bir yaşı var. Ölçülerini videonun içinde anlattım ona göre siz de 1 yaş ya da 2 yaş üzeri örmek istiyorsanız sayılarını ona göre başlayarak örebilirsiniz. Şimdi hep birlikte hırkamızı örmeye başlayalım. Şunu da en son söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin ve videolarımı sosyal medyalarınıza da paylaşabilirsiniz. Buyurun hep birlikte videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, 90 ilmek atabileceğimiz kadar ipi ayırdıktan sonra 90 ilmekle hırkamıza başlıyoruz önce şöyle bir sabitleyelim daha sonra herkes zaten ilmek atılmanın nasıl olduğunu biliyor bu şekilde 90 tane ilmek atıyorum sarı ipimizle başladık ve bir ters bir düz 8 sıra şurada görmüş olduğunuz lastiğimizi öreceğiz ve roba ayrımlarında göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, örgümün ters tarafından bir ters bir düz diye geldim. Şu son tarafında baştaki Şurada gördüğünüz yeri göstereceğim. Şimdi en son düz örmüşüz. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum ve sondan kalan bir ilmeğimi sondan bir önceki ilmeğimi boş alıyorum ve en son ilmeğimi ters örüyorum. Dönüyorum baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Yani örmediğim ilmeğimi örüyorum ön yüzde. Baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Yine ters düz gelişi gibi örmemize devam ediyoruz lastiğimizi. Bakın. Pardon. Pardon baştaki ilmeğimizin iki tanesi düz devam edecek bu şekilde örgümüze devam edelim örgümün sonuna geldiğinde ben size tekrar son tarafında nasıl yapacağımı göstereceğim düz tarafından Evet şimdi örgümün düz tarafındayım ve sona geldim örgümün sondan iki tane ilmeğim kaldı buradaki ilmeğimi boşalıyorum. Sondan bir önceki ilmeğimi boşalıyorum ama ipim arkada bakın arkadaşlar. Boşalıyorum ve sondaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani iki tarafa da iki ön yüzüne de düz görünecek şekilde bakın şu şekilde olmasını sağlıyorum. Şimdi örgümün ters tarafına geliyorum. Arka tarafı yani ters tarafı dediğim. Şimdi baştaki ilmeği bakın ip benden tarafta boş alıyorum ve ikinci ilmeğimi yani bir önceki sırada örmediğim ilmeğimi ters olarak örüyorum ve örgüm ters düz ters şeklinde devam edecek yani sadece e, sondaki iki ilmekte Sondaki iki ilmekte şuradan göstereyim. Bakın şuradaki işlemi yapacağız. Şimdi ben arkadaşlar ilik açacağım. Ilik açarken bir, bir, bir sıra daha gidip gelip ilik açacağım. O zaman tekrar göstereceğim. Evet şimdi ilik açma yerine geldik. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ben solak olduğum için Bebeklerde de sol tarafta ilik açtığımız için Ben son tarafa denk geliyor. Soldan geldiğim için Son tarafta ilik açacağım. Ama siz sağla ördüğünüz için Yani ilk geldiğiniz e, yerden açacaksınız iliği. Bunu bir kere e, Ters oluyor. Biz böyle yapınca yanlış oluyor falan diyorsunuz. Ben solak olduğum için Son taraftan açıyorum. Sol elle geldiğim için. Onu bir baştan söyleyeyim. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi şurada son iki tane ilmeğimiz zaten şurada gördüğünüz düz ilmeklerimiz. Şurada da iki tane ilmeğimiz yine kalacak. Yani sondan altı tane ilmeğimiz kaldı. Siz de bunu kız bebeklerde yapacaksınız. Yani e, siz de sağdan gelip sondan açacaksınız. Kız da sağda sağ tarafından erkek de sol tarafından açtığımız için ilikleri. Şimdi ben buradan e, iki tane ilmeğimi keseceğim. Ama önce düz, düz ilmeğim geldiği için ben bunları bir yer değiştirmek istiyorum. Düzgün olsun diye. Şöyle bakın. Düz ilmeğin arkasına aldım. İki tane ilmeğimi ördüm. Bir tane artırdım. Başına dolayarak artırdım. Ve ilmeğimin geldiği gibi tersinden ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Ve geldim sondaki iki ilmeğime. Ne yapıyorduk sondaki ilmeği? Bir önceki ilmeği boşalıyorduk. Diğer ilmeğimizi örüyorduk böyle. Daha sonra geriye geliyorduk. Bu sefer de baştaki ilmeğimizi boşalacağız. Ama alırken e, ip bizden tarafta olacak. Yani düzgün durması için anlatıyorum arkadaşlar. İp benden tarafta ve in, e, şişimi böyle değil. Böyle değil. Bu taraftan geçirdim. Boşaldım. İkinci ilmeğimi Ters ördüm. Daha sonra ilmeklerim nasıl geldiyse bu yanındaki ilmeğim de ters ilmekmiş. Onu da ters örüyorum, düz örüyorum, artırdım, ilik yaptığım yeri de ters örüyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum, ters, düz diye devam ediyorum. Bu şekilde ilk iliğimizi açmış olduk arkadaşlar. Böyle devam edelim. Ee, kol ayrım yerine gelene kadar. Roba ayrım yerlerine geldik arkadaşlar. İlik açtıktan sonra tersten bir sıra geldim. Ee, yakamın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şuradan sayarsanız 2, 4, 6, 8. Şu aradaki ters yerleri sayarsanız 8 sıra olduğunda örgümüzün düz tarafından roba ayrım yerlerine başlayacağım. Şimdi şuradan göstereyim. Bu arada robaya geçerken haroşa örgüye geçiyoruz haroşa örgümüzü önden ve arkadan ben düz örüyorum bazı arkadaşlarımız ters örüyor herkes kendine göre örsün şimdi 90 ilmeğimizin 17 ilmeği önlerimizde olacak arada ikişer tane şurada bakın ikişer tane artırma yerlerimiz var roba yerlerimizdeki artırma yerlerimiz ikişer tane olacak dört tane kolumuz 12 ilmek olacak arkamız 24 ilmek olacak. Kolumuz yine 12 ilmek, önümüz 17 ilmek ve arada ikişer tane artırma yerlerimiz olacak. Şimdi örgümü hep düz öreceğim. Sadece baştaki ilmeklerimizi her zaman aldığımız gibi alacağız. Baştaki ilmeğimi boş aldım. ikinci ilmeğimi düz ördüm. Düz örmeye devam ediyorum 17 tane. önümüz 17 ilmek olacak sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 bile olmuş tekrar sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 ilmek olmuş başına parmağıma dolayarak şu şekilde bir artırma yaptım iki tane ördüm tekrar parmağınıza dolayarak bir artırma daha yapıyoruz ve kolumuza 12 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrar bir artırma daha yapacağım. 2 tane roba ayrım yerimizi örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Arkam 24 olacak. 20 4 tane daha öreceğim. 2 3 4. Şimdi yine bir artırma yapıyorum parmağıma dolayarak. iki tane roba 20 yapıyorum. Bir artırma daha yapıyorum ve 12 tane kol 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tekrar artırma işlemini yapıyorum iki tane roba yerim bir artırma daha yaptım ve 1 2 3 4 5 14, 15. Sondaki iki ilmeğimize geldik yine. Bunu boşalıyorum. Sondaki ilmeğimi ördüm ve 17 ilmek oldu. Şimdi arkadan da bütün ilmeklerimizi baştakiler hariç tabii ki bu yine az önce gösterdiğim gibi yapacağız. Bunları haroşa örüyorum. Bütün ilmeklerimi tersten düz örüyorum. Yani haroşa öreceğiz. Siz nasıl örüyorsanız haroşayı. Bu şekilde artırmalarımız sadece önden olacak. Siz isterseniz bu artırma yerlerine aparat takabilirsiniz arkadaşlar. Ben takmadım ama siz takabilirsiniz. Bu şekilde tersten gelip önden bir daha göstereyim. Şimdi yine ön yüzdeyiz arkadaşlar. Ön yüzde e, ilmeğimiz 18 tane oldu biliyorsunuz. Bir tane arttırdığımız için arttırdığımız ilmeği de ördükten sonra bir tane artırma yapacağım şöyle. isterseniz şöyle siz ayraç takabilirsiniz. Aradaki iki tane e, yeri kaçırmamak için şu şekilde ilk başta yapacaktık aslında ama ben unutmuşum. Şimdi burada bir artırma daha yapıyorum. <laughs> ve kolumu örüyorum. Kolum 14 tane öreceğim artırmalar hariç. Yani ayır açıları şu sabit giden robanın iki tarafına takacağız artırma yerlerini karıştırmamak için. Şimdi yine geldik buraya. Bir artırma yapıyorum bir tane ayraç takıyorum iki tane roba ayrım yerlerini örüyorum bir ayraç daha takıyorum bir tane artırma yaptım görünmedim acaba şimdi bir şeyden göstereyim bir de diğer taraftan bazen kamerada olduğumuzu unutuyoruz arkadaşlar arkaya örüyorum şu anda arkamızda 24 ile başlamıştık bir öncekinde 26 oldu sağdan ve soldan arttığı için şimdi yine bakın zaten artırdığımız yer şuradan belli oluyor arkadaşlar böyle elimizle açtığımızda buradan bir tane artırma yapıyorum parmağıma dolayarak bir tane aparat ayraç taktım. Aradan iki tane ilmeğimi örüyorum. Bir ayraç daha taktım. Bir tane daha artırma yapıyorum. Yani bu aradaki iki ilmeğin sağından ve solundan düz taraflarda, örgümüzün düz tarafında artırma işlemi yapacağız. Arkadan hep düz öreceğiz. Öndeki iki tane, kışer tane ilmeklerimiz hariç, baştaki ilmeklerimiz hariç. Evet yine geldik buraya yine burada bir artırma yapıyoruz iki tane buraya bir ayraç takıyoruz artırmadan sonra iki tane örüyoruz burada ayraçım kalmamış bir artırma daha yapıyorum ayraç taktığınızı siz kabul ederek ve diğer tarafımı önümü en son kalan önümü örüyorum bu şekilde arkadaşlar 22 defa artırma işlemi yapacağız. Ondan sonra ben robanın büyüklüğüne bir bakacağım. Robanın büyüklüğü bana göre uymuşsa, yeterli boyuta gelmişse kollarını örmeye başlayacağız. Yine sondayım. Tekrar göstereyim. Sondan birinci iki ilmeğimi boş aldım ve iki, son ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi roba bitene kadar yani şuradaki roba bitene kadar örüyoruz. Pardon pardon roba bitene kadar örmeyelim. Ee, burada şu çizgiye gelene kadar öreceğiz. Ondan sonra e, geçişleri göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, ip geçişimize başlayacağız. Lastikten sonra yani yakamızdan sonra yakalastığımızdan sonra 2 4 6 8 10 12 14 15 haroşa çizgisi ördükten sonra renk geçişimize bağlayacağız. Vizon rengi ipimiz. Buradan ben ipimi bağlıyorum. Örgüme devam ediyorum arkadaşlar. iplerimizi daha sonra saklayacağız oradan. Yine haroşa örgü olarak şu şekilde önden arkadan düz örerek vizon rengimizle bir sıra gidip geleceğiz. Yani bir haroşa çizgisi olacak. Şuradan yakından göstereyim. Daha sonra sarıyla gidip geleceğiz. E, roba yeterli boya geldiği yere kadar ben öreceğim. Yani bir sıra onunla gidip geleceksiniz. Vizonla bir sıra sarıyla. Ona göre kol bitiminde, roba bitiminde ben tekrar sizlere göstereceğim. Evet sevgili dostlar, şimdi geldik. E, roba da kaç defa artırdığımızı ben size söyleyecektim. E, bu biraz büyük bir hırk olacağı için e, 25 defa artırdım. Roba yerinden şuradan yani. 25 defa artırma yaptıktan sonra e, diğer yerlerime aparat taktım şöyle ayır açılardan taktım kolumu ördüm size e, izah etmek için bir tanesini ördüm bir tanesini de yine anlatarak beraber öreceğiz e, 25 defa artırma yaptıktan sonra koldaki ilmeklerimi şişime taktım ve burada arkadaşlar şurada iki tane e roba ayırım yerlerimiz vardı biliyorsunuz. Bunun bir ilmeğini kola aldım. Bir ilmeğini de diğer taraflara yani öne şuradan da arkaya bırakacağım. E ve e, bu çizgi halinde örmeye devam ettim. E kaç sıra ördüğümü de şuradan söyleyeyim. E, 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. E, vizon rengimiz örüldü. 2, 4, 6, 8 sırada sarı renkten ördükten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra arada sade vizon rengim var. Yine e, aynı yukarıda yaptığımız işlemin aynısını da buradaki renk geçişlerimizde yaptık. Kiremit renginde ve vizonda da aynı sayılarda yaptık. E, ve şurada püf noktasını söyleyeyim. Her 8 haroşa çizgisinden sonra birer eksiltme yaptım arkadaşlar sağdan ve soldan 8 sırada bir yani şöyle saydığınızda 2 4 6 8 sıra örüyorsunuz 9. sıranın başında iki baştan bir ilmeği boş alıyorsunuz yandaki ilmeği iki ilmeği beraber örerek eksiltme işlemi yapıyorsunuz. Sonda da yine sondan bir ilmek kala iki ilmeği beraber örüp en son ilmeği de normal örüyorsunuz bu şekilde 5 defa kol e, buraya gelene kadar lastiğimize gelene kadar sağdan ve soldan beşer defa yani toplam 10 tane ilmek eksiltmiş oldum buradan. Şöyle bakarsanız zaten e, görürsünüz. E, daha sonra da 2 4 6 7 sıra e, kiremit renginden haroşa ördüm. Burada kalan ilmeklerimi de 46'ya düşürdüm lastikte. Şurada arkadaşlar lastiğimiz biraz daha toplu olsun diye. Onu da aralardan eksilterek 46 ilmeğe düşürdüm. Bir ters bir düz lastik ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 sıra örmüşüm. 11. sırada ilmeklerimi kapatmışım. Bu şekilde şimdi de diğer tarafa geçtim ilmeklerimi şişime taktım ve aynı anlattığım gibi bu kolumu da öreceğim normal e, buradaki çizgilerime devam edeceğim 2 4 5 defa örmüşüm 8 defa olduktan sonra e, vizon rengimin sade rengine geçeceğim ve sağdan soldan 8 sırada bir eksiltmelerime de devam edeceğim bu şekilde kolum kollarımızı da öreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kesme yerine geldik 8 sıra ördükten sonra ben size burada sadece nasıl kestiğimi göstereceğim ondan sonra kol bitimine kadar az önce anlattığım gibi siz de kolu tamamlarsınız daha sonra bedene beraber geçeceğiz şimdi baştaki ilmeğimi boş alıyorum yanındaki iki tane ilmeği beraber örerek kesme işlemi yapıyorum sonuna kadar örüyorum Hızlı geçelim burayı. Daha sonra anlattığım gibi 16 sıra vizon rengi öreceğiz. Daha sonra kiremit rengimize geçeceğiz. Orada da yine 8 sıra 8 çizgi diyelim. E, vizon 8 çizgi kiremit olduktan sonra da normal kiremit rengine geçeceğiz. 7 sırada kiremit rengini ördükten sonra Eksiltme yapacağız tekrar özet geçiyorum ee, Yanlardan 5 sağdan 5 soldan olmak üzere Lastiğe kadar bilek lastiğine gelene kadar 10 ilmek eksiltmiş olacağız ee, Bileğe geldiğimizde lastiğe geldiğimizde de e, 46 ilmeğe indireceğiz ve lastik öreceğiz şimdi sona geldim bu arada arkadaşlar bakın sondan 3 tane ilmeğim kaldı 2 tanesini beraber örüyorum sondaki ilmeğimi de ördüm ve aynı sırada eksiltme işlemini bitirmiş oldum bu birinci eksiltme işlemimizdi 4 defa daha yapacağız bu şekilde kolları tamamlayalım bedende tekrar görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben hırkamı e, tamamladım. E, kollar zaten göstermiştim nasıl yaptığımızı. Daha sonra bedene, şurada gördüğünüz bütün ön ve arka bedene hiç artırma eksiltme yapmadan ilmeklerimi taktım. Düz örgü oldu, olduğu için de ördüm çünkü videomuz bayağı uzun oldu. Daha fazla uzatmamak için aynı sayılarda kolumuzdaki yaptığımız sayılarla beraber ördüm. Sadece şu en altındaki, şuradaki yeri biraz e, bedenimizin uzun olması için 2, 4, 6, 8, 10 sıra yaptıktan sonra lastiğe geçtim. Lastiğe geçerken de arkadaşlar ben biraz eksiltme yaptım. Siz isterseniz dümdüz yapabilirsiniz. Ben 19 sırada bir 20. ve 21. ilmeği beraber örerek bir eksiltme yaptım. Yani o da kaç ilmek oldu bilmiyorum. 5-6-7-8 saymadım ama her 19 ilmekten sonra 2 ilmeği beraber örerek lastiğe geçerken bir eksiltme yaptım. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Düğmelerini de diktim. Kolumun birisini de diktim. Şimdi kolumun birisini de dikerken size nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Zaten bilenler daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarımız biliyorlardır. Çok Burada zaten ip bırakmıştık. Daha önce de çok anlattım. Şimdi bu başta ilk başta burayı bir sabitliyorum arkadaşlar. Pardon. Daha sonra zaten bu kenarlarını haroşa kenarlarında yaptığım gibi yapmıştım burayı da. Bakın şuradan daha net anlaşılır. Şu şekilde. Ee, bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde bir karşıdan bir benden taraftan dikerek bu şekilde dikiyorum. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın şu karşıdaki diş olan yerin içinden buradaki yani bu böyle diktiğimizde örgümüz hem dikişimiz hem düzgün oluyor hem de böyle içinde kalın bir görüntü olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya kadar dikip Bakın, şöyle düz bir dikişimiz oluyor burada. Ee, kolumu da dikip geliyorum ben. Zaten düğmelerini falan da diktim. Ee, en son kapanışını ölçülerini beraber vereceğim. Evet can dostlar, şimdi e, ben hırkamı tamamladım, kollarımı da diktim. E, bu hır, e, hırkamız iki yaş ve 3 yaşa kadar giyilebilecek ebatlarda oldu çünkü ben bunu bir müşterime sipariş ördüm bana ölçü vermişti onun ölçülerine göre ördüm yani 3 yaşa kadar rahatlıkla giyilebilecek bir hırka oldu tabi bebeğimizin tombişliğine göre değişiyor bu 12 haroşa çizgisiyle bir ilik açtım 7 tane iliğimiz var düğmemiz var yani kısaca anlatmam gerekirse zaten roba sayılarını vermiştim kolumuz robanın altından 26 santim geliyor arkadaşlar roba altından ölçtüğümüzde beden boyumuz 38 santim beden boyumuz 38 santim elimizde 32-33 santim aralığında geliyor ee, siz de benimle bu hırkadan örmek isterseniz videomun baştan sona kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar ee, çünkü e, çok soru alıyorum. İşte kaç başladınız, kolunu kaç ördünüz. Ee, ben e, benim yüzden fazla videom var ve bu videoların hepsinin hangi iple, hangi sayıyla kaç yaşı ördüğümü hatırlamam mümkün değil. O yüzden de e, ben e, Şimdi anlattığım bütün ayrıntılar videoyu izleyerek görebilirsiniz sadece. Ee, bazı arkadaşlarımız kolay yoldan hemen bize sorup cevap almak istiyor ama maalesef e, hatırlama lüksümüz yok. Birçok örgü örüyoruz, paylaşıyoruz. Çünkü hepsini de sizin için paylaşıyoruz. O yüzden e, siz de videoyu izlerseniz izleyerek yaparsanız kolayca örebilirsiniz. Şimdi bu, da, bu hırkamız da arkadaşlar bir yaş için bir yaş için de ölçü vereyim ben size. Madem bunu 90 ile başlamıştık, ben bunu 80 ile başladık. Roba ayrımını, roba artırma yerlerini 21 yaptık bunda. Kol kol altından bitimine kadar 24 santim. Beden boyumuz 34 santim. Enimiz de 29 santim di galiba. Onu bir ölçelim tekrar. Evet, 29 santim. Bakın gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde büyüğünü ve küçüğünü hangisini istiyorsanız örebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı ve paylaşmayı da unutmayın ayrıca. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.